Yani niye tarih okumalıyım? Amaç tabii tarihsel bir bakış açısı edinebilmek. Şimdi bu tarihsel bakış açısı nedir? Çok azıcık açacağım. Yani yeterince vaktimiz var. Toplumların, toplumda yaşayan bireylerin eylemlerinin, düşüncelerinin, duruşlarının ve aralarındaki ilişkilerin niye öyle olduğunu anlamak için lazım olan sosyal bilimlerden biri, en basit tabiriyle. Yani biz niye böyle olduk da öbür türlü olmadık sorusuna cevap verirken, tabii ki sosyolojinin, antropolojinin, ekonominin ve siyasetin yardımıyla bir cevap arama süreci diyeyim tarih. Tabii bu size bunu yaparken, bunu yapmayı öğrenirken ne kazanıyorsunuz? Birincisi her şeyi sorgulamayı öğreniyorsunuz. Hiçbir şeyin doğal olmadığını, yani şöyle söyleyeyim, doğal olduğunu varsaydığımız çoğu şeyin aslında doğal olarak gelmediğini zaman içinde, yani tarihin en önemli özelliklerinden kronolojik bir şekilde tarihsel süreç içinde toplandığını, bir araya geldiğini ve bizi biz yaptığını görüyorsunuz. Bir örnek vereyim. Yakın zamanda ben de bilmiyordum. Hani kızlar pembe giyer, giydirilir. Erkekler mavi giyer, giydirilir. Şimdi çok insanlara sorsanız ya da size sorsam, yani bu çok doğal deyip renklerle doğa arasında bir bağlantı kurup ya da toplumsal cinsiyetle renkler arasında bir bağlantı kurup tabii ki kızlar pembe, erkekler mavidir diyeceksiniz. Fakat bir tarihçi olarak 20. yüzyılda toplumsal cinsiyetler üzerine çalışıyorsanız direkt görüyorsunuz ki 1920 ya da 30'lara kadar tam tersiymiş. Pembe sağlam renk, parlak renk, güçlü renk, erkek rengi, mavi soluk pasif kadın rengi. Şimdi yani bilmiyorum, belki bazılarınıza zaten mavi ile pembe saçma ya da ister cüzdanda olsun ister bebek odasında olsun saçma geliyordu ama çoğunuza eminim çok doğal geliyordu. Yemek yemek kadar, susuz olmak, susamak kadar doğal geliyordu. İşte bunun gibi örnekler çoğaltabilirsiniz. Ben 20'li yaşlarda tarih okumaya başlayınca bunun gibi o kadar çok örnek gördüm ki o zaman şu soruyu şöyle demeye başladım kendime. Ki bu da benim kendi söylediğim bir şey değil aslında, okuyup da daha sonra altını çizdiğim bir şey, sürekli hatırladığım bir şey. Geçmiş yabancı bir memlekettir, siz de turist gibi olmalısınız. Yani geçmişte olan hiçbir şey doğal değil. Her şey zaman içinde saydığım süreçler sonucunda, sosyolojik, ekonomik, psikolojik süreçler sonucunda oluyor. Dolayısıyla biz neyiz? Geçmişimizin toplamıyız. Şu andaki Koray, bireysel geçmişinin, ailesel geçmişinin, İstanbul geçmişinin, Türkiye tırnak içinde, Sünni tırnak içinde bütün bunların kurgu olduğunu varsayıp Türk milletinin dahil bir birey olarak bütün bunların toplamı olarak var. Bu kutunun içindeyim. Bunun içine çıkmak isterim, çıkmak istemem o ayrı konu. Ama en azından bu kutunun son 1000-2000 yılda oluştuğunu bilmek bana bir avantaj sağlıyor. Sorgulamamı sağlıyor. Onu belki değiştirmek istersem ileride değiştirme gücü veriyor. Hatta çok daha uzun vadeli bakarsak son 1000-2000 yılda değil, insanın evriminden itibaren olursak son 3 milyon yıldır belli bir yerden başladığımı, belli bir yere doğru gittiğimi, ki o belli bir yerde bilmiyoruz, en azından tarihçiler ileriyle ilgili şunu yap, şöyle, şöyle olacak demez. Ya da öyle olmasaydı da böyle olsaydı demez. Bunlar farazi olur. Bu da tarihçinin alanı değildir. Tarihçi geçmişte olanları farklı teorilerle analitik düşünce ışığında açıklamaya çalışır. Tarih okursanız ne öğrenirsinizin birinci cevabı, her şeyin kurgu, çoğu şeyin kurgu, zaman içinde olduğunu öğrenmekse, aynı zamanda bu sayede farklılıkları görmekse, yani farklı toplum biçimleri, farklı ekonomik sistemler, farklı aile biçimleri olduğunu görmekse, üçüncü bir yararı tarih okuduğunuzda, tarih okumanın, aslında tarihi bilmenin neredeyse imkansız olduğunu farkına varmak. Yani geçmişte olanların tamamını, totalini hiçbir zaman bilemeyeceğimizin işareti. Şimdi bazılarınız diyebilir ki bir hoca tarihçi çıktı, bir hoca çıktı size tarih bilmenin imkansızlığını anlatıyor. Yani 21. yüzyılda yaşıyoruz, postmodern çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla belki 1910'larda olsaydı tabii ki büyük G ile gerçeği ben size anlatacağım diye çıkardım ortaya bir Alman tarihçi, Ranke gibi. Geçmişi olduğu gibi anlatmaktır benim amacım. Hemen arşivlere gideceğim. O arşivlerden bütün olanları çıkaracağım. İşte size gerçeği büyük G haliyle sunacağım derdim.
Ama nasıl her şey değişiyorsa tarih bilimi de değişiyor. 21. yüzyılda, yani yaklaşık 100 yıl sonra. Şimdi ne diyoruz? Tarih aslında öyle kolay geçmiş diyeyim daha doğrusu. Öyle kolay ele geçirilecek, anlaşılacak bir şey değil. Niye değil? Çok basit bir anlatırsam. Şu çizginin bu tarafı geçmiş, bu tarafını şimdi diye alırsak. Yani o siyah çizginin yukarısı, şu tarafı tamamen geçmişte olan her şeyse, bir politikacının konuşmasından Amazon'da bir kelebeğin uçuşuna kadar, bunların büyük 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 bir kısmını gözlemlemeyeceğiz değil mi? Yani en azından tarihçi olarak ya da o tarihleri yazan insanlar gözlemlemeyecek değil mi? Dolayısıyla büyük kısmı, %99'u tarihin bir anlamda çöp kutusuna gidiyor çünkü gözlemlenmiyor. Yani bu odaya 500.000 tane kamera koysak, her açıdan çekse şu anda olanların hepsini kaydedemeyecek. Bu daha felsefi bir soru ama en azından bu felsefi varsayımı kabul edersiniz, bunun imkansızlığını. Sonra gözlemlenen her şey hatırlanıyor mu? Yani hem yani epistemolojik olarak imkansız, yani anlamak açısından imkansız. O yüzden de gözlenip de bazıları hatırlanıp bazıları hatırlanmıyor diye bir kategoriye gittiğimizde, ayrıma gittiğimizde ikinci küçülen dairemize geliyoruz. Gözlemlenip hatırlananlar diye. Sadece tarihi kaynaklar gözlemlenip hatırlanmakla kalmamalı. Çünkü elimizde olmaz. Aynı zamanda kayda geçmeli değil mi? İster yazılı kaynak olsun, kayda geçsin. İsterse tarihi eser, materyal kültür olsun. Bir kap kalsın elimizde, bir heykel kalsın, bir tahta parçası kalsın. Onlar da tabii hepsi kalmıyor değil mi? Yani bugün arkeolojik sitelere gidin, ne demek istediğimi anlarsınız. O kayda geçirilen her şey de bize kalıyor mu? Yani Osmanlı İmparatorluğu'ndan ya da Bizans'tan ya da Roma'dan her türlü kayda geçmiş arşiv malzemesi, her türlü mektup, her türlü çiziktirme, her türlü mutfak malzemesi, her kent sokağı, her tarla çizgisi, çiti kaldı mı? Kalmadı. Onların bir kısmı kalanlar, o kalanlar da herhalde bizi, bilmiyorum tabii ki bu biraz spekülasyon ama belli durumlara göre bazı kültürlerde %1'i kalır, bazılarında %1'i kalır. Şimdi elimizdeki malzeme ne olmuş oluyor o zaman bir tarihçi olarak, Koray olarak? En son şu şey, bize ulaşan kayıtlar dediğimiz yer. Ondan sonra ikinci aşama başlıyor. Ben şimdi önümde malzeme var, yazılı ya da yazılı olmayan her türlü kanıt var. İz var, iz diyeyim, geçmişten kalan izler. Peki onu değerlendirirken bazı şeyleri dışarıda bırakıp bazı şeyleri bırakmayacak mıyım? O yüzden o bize ulaşan kayıtları şimdiye alıp en büyük yuvarlığa koyarsak onu da küçültmeye başlıyorum. Tarihçinin kaynakları toplaması zaman, parasal ve bilgisel anlamda onun kendisi tarafından kısıtlanıyor. Her şeye ulaşamıyoruz değil mi? O yüzden elimizdeki malzeme küçülüyor. Tarihçinin kaynakları teste tabi tutması, yani bu doğru mudur, o dönemin koşullarını doğru mu yansıtıyordur, temsili midir, o dönemle ilgili temsili bir resim veriyor mudur, o kişi yalan söylüyor mudur o kaynakta gibi soruları sorarken bazılarını da atıyoruz, dairemiz iyice küçülüyor ve sonra benim kendi yaklaşımım var. Herkesi kritik ışığın altında tutarken kendimizi niye tutmayalım? Hepimiz kendi çağımızın ürünüyüz. Ben de 21. yüzyılda bir tarihçi olarak belli yaklaşımlara, perspektiflere, ideolojilere sahibim. Ve bunun zaman ve yer spesifik olduğunu farkındayım. Yani ben bir şeyi sorgularken, bir soru sorarken, ona cevap ararken, içinde bulunduğum toplumun değerleri, yer yer ön yargıları, aldığım eğitimin ön yargıları, değerleri, varsayımlar üzerinden gidiyorum. Bazen muhafazakar, bazen Marksist bakıyorum ya da birisi Marksist bakıyor, birisi muhafazakar bakıyor, birisi feminist okuma yapıyor. O da nedir? Her zaman belli şeyleri seçip belli şeyleri bırakmak demektir kaynaklarda. Yine küçüldü değil mi? Tarihçinin yaklaşımıyla ve kafamızdaki bütün kurduklarımızı en sonunda yazıya geçirdiğimizde her zaman bir şeyler daha dışarıda kalıyor değil mi? En küçük halkaya geldik. Çünkü kafamızdaki her şeyi yazıya geçirmiyoruz. O küçük halka da üçüncü evreye geldiğinde size geçiyor. Siz benim her yazdığımı, her düşündüğümü, benim yazdığım ve düşündüğüm gibi anlayacak mısınız? Hayır, siz de kendi ideolojileriniz, perspektifleriniz, bilgileriniz ve onların yeterliliği üzerinden
Bazılarını alıp bazılarını bırakacaksınız. İşte geçmişte olup da şu anda sizin okuduğunuz şey arasında bu kadar çok sayıda bariyer var, bu kadar küçülen halka var. Tarihçi ne yapar? İşte bütün bu süreçler sırasında buradaki halkaları büyük tutmaya, geniş tutmaya çalışır. Çok sesliliği korumaya çalışır. İşte bizim 4 yılda öğretmeye çalışacağımız şey de bu. Yani tarihsel yaklaşım nedir? Onu anlatmak. Olaylardaki devamlılığı görmek, kesintileri görmek. Çünkü hayatta o kadar çok devamlılık var ki, ama aynı zamanda o kadar çok kırılma var ki, bunları hep bir arada görebilmek büyük bir yetenek gerektiriyor. Hayattaki şu soruları da sormak, yani tarihçinin yaklaşımı derken, tarihsel yaklaşım derken, devamlılık ve kırılmaları görmek kadar birey mi, toplum mu sorusunu da sormak. Mustafa Kemal devrimleriyle tek adam olup bütün Türkiye'yi harekete mi geçirdi, değiştirdi mi? Yoksa aslında daha büyük bir Tanzimat'tan beri gelen büyük bir batılılaşma ve çağdaşlaşma akımının bir parçası, hatta sonuncusu muydu? Son evresi miydi onun yaptıkları? Şimdi burada birey mi? O birey mi değiştiriyor bütün toplumu? Yoksa bireyler toplumun empoze ettiği ya da izin verdiği ölçüde o alanlar içinde mi oynuyorlar? Yani bu sosyoloji ve antropolojinin de sorusudur tabii. Değil mi? Aynı şeyi olay için de sorabilirsiniz. Malazgirt Savaşı gerçekten de bütün dünyayı, en azından bu bölgesini değiştirip Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış mıdır o afaki deyimle? Yoksa aslında kendisinden önce gelen olayların, yapıların, toplumsal ekonomik değişimlerin içinde sadece bir uzun zincirin bir parçası mıdır? Acaba biz mi onu büyütüyoruz gözümüzde? Anlatabildim mi? Dolayısıyla aslında tarih gerçekten geçmişte olmuş büyük G ile gerçeği, hakikati bulma olayı mıdır? Yoksa biz bunu yapıyoruz derken kendi günümüzdeki ideolojileri, pozisyonları alıp oraya yansıttığımız bir savaş alanı mıdır? Bakın sizi şimdi nereye getirdim? Yani dönemin yazarları kendi perspektifleriyle yazıyorlar. Biz kendi perspektifimizle yorumluyoruz. Ortada gerçek var mı bilmiyorum. İşte tarih bence bu tansiyon üzerine kurulu. Bir, bu ön yargıları, içine düşme olasılığımız olan çukurları görüp dikkat etmek, bunu kabul etmek, tarihi, geçmişi tam anlamıyla bulamayacağımızı kabul etmek ama elimizden geleni yapmak bir anlamda. Dediğim gibi bizim amacımız 4 yıl içinde, tabii siz lisans öğrencisi olacaksınız, belki ileride yüksek lisansa veya doktora da başvurabilirsiniz. Tarihsel kavramları sunmak, metodolojimizi size aktarmak ve onları yaparken de çağdaş dünyayı tarihsel bir perspektiften görebilmek, büyük resimden bakabilmek. Bir anlamda aslında bu sosyal bilimler birbirinden çok da farklıdır. Bugün yanında bir sosyolog olsa, bir antropolog olsa, bir ekonomist olsa bu bölümlerden, konuştuğumuz dil çok ortak. Kullandığımız terimler, lingo çok benzer. Çünkü biz aslında toplum ve içindeki bireyler denen kümelenmenin ne olduğuna, nereden gelip nereye gittiğine bakmaya çalışıyoruz. Değil mi? Tarih de bunu biraz geçmişe bakarak yapıyor. Ve bunu yaparken de sosyolojinin, ekonominin, siyasetin teorilerini, yaklaşımlarını kullanıyor. Tarihi zengin kılan da bu zaten. Çok spesifik bir alanda çalışıp bir uzman olmuyorsunuz. Biraz daha sosyolojiden, ekonomiden, başka böyle bilimlerden destek alarak geniş düşünen, büyük düşünen, büyük perspektifi olan insanlar olarak mezun oluyorsunuz. Şimdi bizim bölümümüzün uzmanlık alanı nedir diyelim? Çünkü herhalde insanlık tarihini kapsayabilmek için bir 200-300 tane tarihçi ihtiyacımız olurdu. O yüzden bizim bölümümüzün uzmanlık alanı daha çok Doğu Akdeniz. Yani Doğu Akdeniz'den kastım tabii sadece Osmanlı dönemi değil, antik çağlardan günümüze Doğu Akdeniz'deki sosyal, ekonomik, politik ve kültürel gelişmeleri çalışmak. Bundan kastım biraz daha spesifik olursam, bazı öğretim üyelerimiz antik çağ ve öncesi döneme yoğunlaşıyor. Hani Hititler diyelim mesela. Bazı öğretim üyelerimiz
Antik Yunan ve Roma dünyası üzerine dersler veriyor Doğu Akdeniz çerçevesinde. Bazı öğretim üyelerimiz Bizansçı, bazıları Osmanlı tarihi uzmanı. Tabi bu temel bir çekirdek oluştursa da bunun yanında başka çekirdekler var. Mesela Uzak Doğu, Asya tarihi de belki bakmışsınızdır bölüm sayfamıza. Çok sayıda bu konuda uzmanlaşmış hocamızı barındırıyor. Bölümümüzdeki uzmanlık alanları. İlk dört tanesinin üç tanesini anlattım ama bir de şöyle bir başka ortak nokta var bölümümüzde. Bölümümüzün adı tarih bölümü. Fakat sanat tarihi ve arkeoloji de bu tanımın içinde. Yani ayrı bir sanat tarihi bölümü, ayrı bir arkeoloji bölümü Boğaziçi Üniversitesi'nde yok. Bunun şöyle bir avantajı var. Kompartmentalizasyona karşı iyi bir koruma sağlıyor bize. Yani çok spesifik şeyler yapan, sadece kendi alanını bilen bir öğrenci yerine sanat tarihi, arkeoloji ve tarihinden yardım almış. Dolayısıyla karşısında bir çeşitli kaynaklar çıktığında onları sentezleyebilip doğru soruları sorup doğru cevapları bulmaya çalışan bir öğrenci profili oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden bölümümüz büyük. Bir tarih bölümü için Türkiye şartlarına büyük. Çünkü 2-3 bölümü bünyesinde barındırıyor bir anlamda. Complementary elective dediğimiz yakın bölümlerden alma hakkınız olan dersler. Yani sosyoloji, Türk Dil Edebiyatı, Batı Dilleri, İngiliz Dil Edebiyatı, siyaset bilimi, ekonomi gibi bölümlerden alacağınız dersler ki biz bunu çok destekliyoruz. Çünkü tarih sadece belli dönem ya da coğrafyalar üzerine fokuslanmak değil. İyi bir tarihçi, kaç Osmanlı İmparatoru Sultanı olduğunu bilen tarihçi değildir. Maalesef eminim bazılarınızın ön yargıları var tarihle ilgili. Biraz da onun için geldiniz bunu nedir bu durum diye. Lisede öğretilen tarih maalesef hiç iyi bir tarih değil. Ben liseden çıktığımda hiç hoşlanmıyordum tarihten. Yani Karlofça Anlaşması'nın, Osmanlıcı değilim affedersiniz, kaç maddesi olduğunu ya da Osmanlı'nın kaç sultanı olduğunu bilmek zorunda olmak maalesef üzücü bir şey. Sizin bilmeniz gereken bir ezber listesi değil. Onu her zaman kitabı açar bakarsınız. Ya da interneti açar bakarsınız. Sizin yapmanız gereken, bizim size aktarmaya çalıştığımız analitik düşünebilen, kaynaklara yaklaştığında doğru soruları sormasını öğrenmiş ve ondan sonra farklı fikirleri, farklı yazarların farklı fikirlerini, farklı pozisyonları bir arada görüp bunun hangisinin en açıklayıcı olduğunu, en kapsayıcı olduğunu sezip bütün bunları sentezleyebilip yazabilen insan. Yazma kısmı da çok önemli. Yani siz ekonomi okursanız mesela vocabulary'niz çok daha kısıtlı oluyor. Ama tarih gibi bir alanda olduğunuzda kelime dağarcığınız çok daha gelişiyor. Çünkü tarih aynı zamanda bir sosyal bilim olduğu kadar bir çeşit humanities alanında, yani edebiyata da yakın. Türk Dil Edebiyatı ya da Batı Dilleri Edebiyatları bölümlerine de yakın. İyi yazmasını bilmek, doğru stille yazmak önemli. Bazı öğrenciler soruyorlar, niye matematik dersi almak zorundayız, niye istatistik dersi almak zorundayız? Bir, zaten tarihçiler matematik, istatistik kullanan insanlardır. Karşınıza çok yoğun bir arşivsel materyal çıktığında ve bunun içinde çok sayıda istatistiki bilgi olduğunda bunu nasıl proses edeceğinizi öğrenmeniz lazım. En azından temel düzeyde. Bu yüzden sizi matematik ve istatistik almaya zorluyoruz. Siz de bayağı böyle işte ağlaya ağlaya, terliye terliye onu geçiyorsunuz. Genelde herhalde lisede artık pek matematik dersi verilmediği için en azından sözel gruplara bayağı bir problem oluyor. Ama bu yüzden lazım. Onun ötesinde de gerçekten matematiksel düşünebilmek büyük resme baktığınızda çok önemli. O yüzden lütfen o konuda eğer bölüme girerseniz şikayet etmeyin. Değiştirme imkanı yok. Matematik alacaksınız. Bunlar dışında hepimizin önem verdiği bölüm olarak bir ders havuzu da diller. Yani hem üniversite öğrencisi olarak hem de bir tarihçi olarak bir dil, 2-3 dil öğrenmeniz lazım. Yani şimdi böyle biraz zor geliyor. Tabii daha İngilizceyi kotaramadık. Nerede Almanca, Fransızca diyeceksiniz ama birincisi modern tarihçilerin yazdıklarının çoğu tek bir dilde değil. Bir Bizans köylü tarihi çalışacaksanız Almanca da lazım. Sanat tarihi çalışacaksanız Fransızca da lazım. Dolayısıyla biz öğrencilerimizi İngilizce eğitim verirken aynı zamanda seçmeli dil almaya zorluyoruz. Dört tane dili, aynı dili
almak zorundasınız. 4 Almanca gibi. Bu sizi işte orta üst düzeye getiriyor. Gerisi size kalmış. Sınırsız seçmelerinizi o dille devam ettirebilirsiniz. Yazın Boğaziçi'nde ya da Boğaziçi dışında kursa gidebilirsiniz. Fazladan ders alabilirsiniz. Bu sayede ikinci dili öğrenmiş olursunuz. Ben hani yine deneyim üzerinden konuşayım. Hangi bölüme girerseniz girin Boğaziçi'nde ya da herhangi bir üniversitede. Çoğu şeyi unutacaksınız. Yani ekonomideki o belli işte arz talep dengesi teorilerini unutacaksınız. Tarihte Bizans'la ilgili önemli noktaları unutacaksınız. Unutmayacağınız çok az şey var. Onlardan biri de dil. Elinizde diploma olacak. Analitik bir yaklaşım olacak. Çok genel. Tam adlandıramadığınız ama iyi sahip olduğunuzdan dolayı mutlu olduğunuz bir analitik yaklaşım olacak. Bir de dilleriniz olacak. O yüzden lütfen hangi bölüme girerseniz girin bol sayıda dil dersi alın. Aynı dili tabii. Çünkü bazı öğrenciler iki Yunanca, bir Fransızca, ayından sonra derste yer kalmadığı için bir tane de Almanca ile bitirmeye çalışıyorlar. Ona izin vermiyoruz. Buyurun. Merhaba. İki sorum olacaktı benim size. Bir orada işte tarihin bölümlerine bakarken Türk tarihi bölümü göremedim de. O da var mı üniversitede tarih bölümünde? Yani Selçuklu ve eski İslamiyet öncesi Türkler dönemi diye soracaktım. Her tarih bölümü aslında biraz organik şekilde gelişir. Kendisi içine aldığı hocaların uzmanlık alanlarına göre uzmanlık alanı olur. Mesela bizim bölümümüzde Orta Asya'yı doğrudan yapan full zamanlı bir profesörümüz olmadığı için Orta Asya konusunda, Orta Asya Türk tarihi konusunda çok kuvvetli olduğumuzu söyleyemem. İhsan Bekir Togan Hanım ve Selçuk Esenber profesör, yeni emekli oldu profesör Selçuk Esenber bu konuda tabii ki uzmandırlar, bilirler. Ama direkt Orta Asya üzerine çalışan birisi yok. Selçuklu Anadolu veya Selçuklu demeyelim, Anadolu Türkiye tarihi olarak alalım. Çünkü Selçuklu dışındakiler de var biliyorsun. Onu da Oya Pancaroğlu sanat tarihi açısından, Profesör Oya Pancaroğlu çalışıyor. O yüzden de onun derslerini alabilirsiniz. Onun dışında ikinci ya da üçüncü yılda zaten Türk tarihi demesek de Anadolu tarihi, Orta Çağ Anadolu tarihi diye bir dersimiz var. O derste de zaten almanız gereken tarihsel sürekliliği ediniyorsunuz. Bir sorun da olacaktı. İnternetten Yadyok'un sitesine baktım. Orada seçmeli olarak 5 tane dil vardı, modern dil. İspanyolca vardı, Romanca vardı, Fransızca, Almanca, bir dil daha vardı, onu hatırlayamadım. Rusçadır. Olabilir. Arapça ile Farsçayı göremedim. Onlar da üniversitede mevcut mu? Mevcuttur. Hatta daha da büyüyor. Dolayısıyla şu anda 2 Arapça, 2 Farsça yapmanıza izin veriyoruz ama Arapça ve Farsçalarımız büyük olasılıkla çoğalacağı için, yani yüksek düzeyde Arapça ve Farsça dersler açılacağı için çok yakın zamanda 4 Arapça veya 4 Farsça alarak tabii ki ya modern dili tanımlayabilirsiniz. Onlar da modern dil tabii ki. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. İşte, tabii tarih deyince aklınıza lütfen lisede maalesef öğrendiğimiz şekliyle tarih gelmesin. Yani geçmişte olan her şeyi istediğiniz şekilde çalışma özgürlüğüdür tarih. Ve siyasi tarih olmak zorunda değil, askeri tarih olmak zorunda değil. Hatta siyasi tarihi de siyasi açıdan çalışmadan çalışabilirsiniz. Mesela diplomatik ilişkilerde veya ordunun ilerleyişinde, Osmanlı ordusunun bir bölgeden bir bölgeye ilerleyişinde performansı çalışabilirsiniz. Şimdi performans dedim. Yani o ordu ilerlerken ya da o diplomatik heyet ilerlerken ve saraya girerken ne tür hediyeler verdi, hediye verirken ne eylemlere girdi, ne giydi, hangi sözleri kullandı, hangi sözleri kullanmaktan kaçındı üzerinden o insanların hareketlerine, sözlerine, tavırlarına ve hareketlerine bakarak oradan bir performatif çalışma yapabilirsiniz. Ve bu da size yani diplomatik tarihle veya askeri tarihle ilgili çok ilginç bilgiler verebilir. Konular çok. Onun dışında arkeolojiyle ilgileniyorsanız bizim tarih bölümümüzün kendi bir kazısı var. Tarsus Gözlü Kule'de, Çukurova'da Aslı Özyer ve Elif Ünlü iki öğretim üyemiz bir süredir Tarsus Gözlü Kule'deki höyüğü kazıyorlar. Ve tabii en başta yakın zamanlar, sonra Osmanlı, Bizans, işte klasik dönem, Helenistik, Neolitik çağa kadar giden bir katman var. Şu anda galiba Abbasi dönemindeler. Abbasi dönem çanak çömlekleri bulunuyor.
Oraya giden pek çok öğrencimiz oluyor. Hani ille de bu olmak zorunda, bu alan olmak zorunda değil ama bu bir fırsat. Tabii önceden bu öğretim üyelerinin verdiği dersleri alıp arkeolojiyle ilgili bir formasyon oluşturursanız ki zaten Kültür Bakanlığı da sanırım imzalandı. Oradaki çırçır fabrikasını, Tarsus'taki kazı alanı yakındaki çırçır fabrikasını devrediyor. Orası bir arkeoloji çalışma alanı. Hatta ileride belki bir müze olacak. Şimdi mezunlarımız neci oluyor? En büyük soru. Tabii bizim gönlümüz akademisyen olmasını ister ya da akademiye katkıda bulunmalarını ister. Fakat hani işin doğası gereği 40 ya da 50 mezun veriyorsak her yıl bunların hepsinin de akademisyen olması iş piyasası anlamında imkansız. İş bulmaları imkansız olur o alanda. Her ne kadar Türkiye'de üniversiteler çoğalsa da bunu söylerken farkındaysanız üniversitemiz çoğalıyor. İş fırsatları akademide de artıyor demek istiyorum. Ama tabii herkes akademisyen olmayacak. Başka hangi alanlarda iş buluyorlar? Tabii ki Boğaziçi Üniversitesi'nde genel olarak sosyal bilimlerdeki bütün öğrenciler bir formasyondan geçiyorlar ki bu formasyonlar birbirine yakın. Yani uluslararası ilişkiler bölümündeki insan da, sosyolojideki insan da, psikolojideki insan da özellikle ilk iki yılda aynı şeyleri alıyor neredeyse. Dillere vurgu yine aynı şekilde. Dolayısıyla buradan çıkan herkesin önüne hani al sana işte ekonomiden mezun oldun hemen bankaya giriyorsun, psikolojiden mezun oldun hemen seni psikolog yaptım demiyorlar. Herkes diplomasıyla kendisini geliştirmiş haliyle kurumlara ya da özel şirketlere gidiyorlar ve işe başvuruyorlar. Dolayısıyla tarih bölümünden çıktığınızda da bu alanlara başvurabiliyorsunuz. Benim 3 tane sorum olacak. Umarım vaktiniz vardır. Var. Bölümünüzün yani 20. yüzyıl tarihi hakkındaki yani yaklaşımı nedir? 20. yüzyıl tarihinin özellikle orta ve son dönemlerine biz girmiyoruz. Çünkü Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Enstitüsü o konuda master düzeyinde ve lisans düzeyinde dersleri veriyor. Dolayısıyla zaman açısından, kronolojik açıdan bizim bölüm 20. yüzyılın başında duruyor. Yani Cumhuriyet tarihi bizim alanımızın dışında. Cumhuriyet tarihi çalışan bir öğretim üyesi bizim bölümde yok. Abdülhamit dönemi diyeyim, son dönem. Yanlış söylemiyorsam. Yaklaşık olarak. O zaman gerçi bu son soru biraz daha özel bir soru olacak ama siyasal tarih çalışmak isteyen birinin yani siyaset bilim bölümünden mezun olmasını yoksa yani tarih bölümünden mezun olmasını önerirsiniz? Biraz özel bir soru olduğunu söylemiştim. Evet yani master ve doktora da belli olacak o sizin sorunuzun cevabı. Yani hangi bölümden mezun olursanız olun master'ınız veya doktoranızı nasıl yaptığınızı hangi soruyu sorduğunuza bağlı. Tarih bölümünden mezun olup master'ınızı uluslararası ilişkilerde yapabilirsiniz. Tam tersi olabilir. Dolayısıyla ikisinin arasında bir fark görmüyorum. Kolay gelsin. Umarım ne seçerseniz seçin sizin için iyisi olsun.